Bugün savcının esas hakkında mütalaasına ilişkin bizim diyeceklerimizi söylememize başladı. En özet itibariyle şöyle bir anımsatma yapmakta yarar var sanırım. Savcılık, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Duruşma Savcısı 1 yıl 3 ay boyunca dosyayı esas hakkında görüşünü bildirmeyerek, Patron Can Gürkan vekillerinin verdiği bir dilekçeyi gerekçe göstererek 1 yıl 3 ay boyunca sabotaj iddialarını ima eder, açık hiçbir şey söylenmeden ima eder biçimde dosyayı kilitledi ve esas hakkında mütalaasını bildirmedi. Esas hakkında mütalaasını geçtiğimiz duruşmada bildirdi. Olayın oluş biçimiyle ilgili ayrıntıları ihmal ederek söylüyorum. Esas itibariyle bizim kabul edeceğimiz, bizim anlattığımız çerçevede anlattı olayın oluş biçimini, olguları olduğu gibi serdi en azından ana hatları itibariyle. Bu şu açıdan önemli. Patronlar ve patron vekilleri önce sabotaj ettiler. Kaynak yapan işlerin ocağı yaktığını, ana dili Kürtçe olan ve ekmeğini kazanmak için binlerce kilometre öteye Soma'ya çalışmaya gelen bir Kürt işçinin ocağı yakmış olabileceğini ima ettiler. Daha sonra 15 Temmuz'dan sonra Fethullah'ın cinlerine kadar laf geldi. Bütün bu saçmalığa son verdi. Aslında savcılığın esas hakkında mütalası Somalıların ve Somalıların yanlarında mücadele eden insanların direnmeleri sonucunda. Fakat ceza isterken olası kasıptan değil, yani yüksekten değil, bilinçli taksir den cezalandırılmalarını, manevi unsur bilinçli taksir olarak değerlendirilmesini istedi. Biz esas olarak buna ilişkin yanıt verdik. Bunun olmayacak bir iş olduğunu, sonucu bilerek isteyerek gerçekleştirmeleri durumunda bunun zaten kısıt olacağını, fakat gördükleri, öngördükleri bir sonucun olmaması için herhangi bir önlem almamaları nedeniyle bu 301 işçinin göz göre göre ölüme gönderilmelerinin açıkça olası kasıt olduğunu ifade ettik. Bunlar teknik meseleler değil. Türkiye işçi sınıfının tarihine öyle ya da böyle yazılacak bir mesele. Türkiye'de iş güvenliği, işçi sağlığı meselesiyle ilişkin bir iştahat yaratılıp yaratılamayacağını konuşuyoruz. Öğleden sonra ise sanıkların esas hakkında savunmaları başladı. Yarın ve perşembe devam edecek duruşma. Cuma günü itibariyle ara verilecek. Seçimden sonra çarşamba, perşembe ve cuma günü tekrar devam edeceğiz. 27, 28, 29 Haziran oluyor. Ve 29 Haziran itibariyle artık mahkemenin esas hakkında kararını vermesini bekliyoruz. Durum budur.